Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Üçüncü bölümde Selanik hırkamızı örmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, en son kollarımızı örüp beden kısmımızın anlatımını yapmıştım. İki sıra yine düz örgü ördüm. Tıpkı kolumuzdaki işlemin birebir aynısını yaptım ve Selanik örgülerimi örmeye başladım. 12 diş haroşa arayla 5 adet iliğimi açtım. 4 dilim selaniğimi ördüm. Artık hırkamızın sonuna geldik. Şimdi bir sıra düz örgü öreceğim. Ondan sonra 4 diş haroşa örgü örüp hırkamın beden kısmının kesimini yapacağım ve gövdemizi bitirmiş olacağım. Selaniklerimi yeni bitirdim arkadaşlar. Şöyle başlangıç olarak bir göstereyim. İlk 7 ilmeğimi haroşa örgü ördüm. 2 4 6 7. Şimdi bütün sırayı ters örgü olarak öreceğim ve sonrasında haroşa örgü örmeye başlayacağım. Şimdi ben arkadaşlar bu sırayı ters örüp haroşa örgüme başlayayım. 4 diş haroşa örgümü ördükten sonra kesim işlemine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ön yüzde 3 diş, arka iç kısımda 4 diş haroşam oldu. Şimdi ben örerek kesme işlemi yapacağım. İç kısımdan başlıyorum arkadaşlar kesme işlemime. Çünkü hırkamın düz kısmında haroşa örgüyle örgümü bitirmek istiyorum. Şimdi birkaç kesim yaparak göstereceğim. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde kesim yapınca bizim dördüncü diş haroşamız aynı zamanda kesim işlemi yapmış olduğumuz sıra oluyor. Bütün ilmeklerimi bu şekilde keserek geliyorum. Son ilmeklerimi de kesip hırkamı bitiriyorum. Makasımın yardımıyla biraz uzun bırakarak ipimi kestim. Sabitledim. Şimdi arkadaşlar, ipimi gizleyeceğim. Haroşaların arasından ipimi yürütüyorum. Bu kadar yeterli. Fazla olan ipimi kesiyorum ve hırkamın beden kısmını tamamlamış oldum. Şöyle bir bakalım ne yapmışız. Çok güzel bir kalıp arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir yaş, hatta 1,5-2 yaşa kadar bile giyilebilecek büyüklükte oldu. Hatta ben size ölçü de vereyim arkadaşlar. Şu mezuremizle birlikte şöyle çevirelim. Arkadaşlar, kol altından kol altına şöyle tam sıfır ölçü vereceğim size. 32 santim. Oldukça geniş. Bir de boydan ölçü verelim. Omuz kısmından
Şu etek kısmına kadar arkadaşlar, o da 36 santim. Yani ideal bir bebek hırkası büyüklüğünde hırkamız örülmüş oldu. Şimdi arkadaşlar, hırkamızın kaşkol kısmını, kapişon kısmını birkaç şekilde telaffuz ediliyor. Örmeye başlayalım. Kapşonumuz için arkadaşlar 80 ilmek atacağım şişime. Yalnız arkadaşlar, kapşonu hırkamıza dikmemiz için bize bir miktar ip lazım. Ben onu şu başlangıç ipimde şöyle bir miktar ip bırakarak ayarlıyorum. Ekstra düğümüm olmasın diye. Ve 80 ilmek şişime ilmek atıyorum. Şöyle birkaç ilmeği atarken yakın çekim göstereyim. Ben bu şekilde ilmek atıyorum. Şimdi 82 ilmeği tamamlayıp geliyorum. Evet, 80 ilmek örgüme başladım. Şu dikiş için kullanacağım ipi sararak sabitledim. Böyle dursun elimin altında. Kapşonu dikerken düğümlü bir ipim olsun istemediğim için bu işlemi yaptım. Ve arkadaşlar, şimdi 4 diş haroşa boyunca 80 ilmeklerimin tamamını örüp geliyorum. Dört diş boyunca haroşa örgümü ördüm. Kapşonumuzun üzerinde de göstereyim arkadaşlar. Şurayı örmüş olduk. Şimdi bir sıra ters örgü ördükten sonra Selanik örgümüze başlayacağız. İpimin başlangıç ipim diğer uçta kalıyor. Şöyle arkadaşlar, 1 2 3 4 1 2 3 4. Her iki taraftan da 4 diş haroşa örgü ördüm. Şimdi bir sıra ters örgü öreceğim. Sonra Selanik örgümü örmeye başlayacağım. Ben bu sıramı ters örgü olarak tamamlayıp geliyorum. Bir sıra ters örgümü ördüm. Artık Selanik örneğimin kurulumuna başlıyorum. Arkadaşlar, ilk iki ilmeği düz örüyoruz. Ondan sonra Selanik örneğimize bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak başlıyoruz. İlk sırada sadece kol ve bedende yaptığımız gibi bir düz, bir ters ilmek örerek sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonunda da son iki ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Şimdi tekrar Selanik örneğimizin kurulumuna başlayacağız. Bu arkadaşlar, şuralardaki ilk iki ilmek düz örgü olsun diyoruz. Çünkü örgülerimizde dikiş yaparken bu kısımların düzgün olmasını istiyorum. O yüzden öyle söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, düzlerin bir alt sırasından batarak Selanik örgümüzü yapıyorduk. Şöyle tersi ters, yine şuradan değil, bir alt ilmekten tersi ters, düzü bir alt ilmekten. Aynı kolda yaptığımız ve bedende yaptığımız Selanik çalışmasını birebir uyguluyoruz. Arkadaşlar, ben şu
İlk 7 Selanikli kısmı tamamlayıp bir geleyim. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. 7 Selanik'imi ördüm. Arka sırada bir sıra ters örgü ördüm. Sonra ön sırada bir sıra düz örgü ördüm. Tekrar arka sırada bir sıra ters örgü ördüm. Şöyle yakın çekim 1, 2, 3. Ördükten sonra şu kenarlara da arkadaşlar bakın. İlk ilmekleri düz ördüğüm için kenarlarım çok düzgün oldu. Bu şekilde bedenle kapşonu birleştirmem hem çok kolay olacak hem de çok düzgün görünecek. Şimdi ikinci dilimimiz için yine ön sırada bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak bütün sırayı örüyorum. Arka sırada yine selaniklerimizi örmeye başlayacağız. Düzü düz öreceğiz fakat şişteki ilmeğe değil bir altındaki ilmeğe batarak bu işlemi yapacağız. Terslerimizi yine ters öreceğiz. Bu şekilde kapşonumuzu 4 dilim selanik boyunca öreceğiz. Sonra bir sıra ters örgü ördükten sonra birleştirme tekniğiyle beraber iki ucumuzu birleştirip kapşonumuzu tamamlayacağız. Ve birleştirme kısmına geçeceğiz. Kapşonumuzu hırkamıza birleştireceğiz. Kollarda yaptığımız gibi tığ yardımıyla da bu işlemi yapabiliriz. Ya da iğne iplikle klasik dikme yöntemiyle de birleştirebiliriz. Ben kollarda yaptığım işlemi birebir yakada da uygulayacağım. Şimdi arkadaşlar kapşonumu 4 diş, 4 dilim selanik boyu örüp geleyim. Kesme işlemini yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar selaniklerimi ördüm. Bir sıra ters örgümü örerken 3. yumağı da bitirdim. Arkadaşlar kaç yumak ip lazım diye soran arkadaşlar olmuş. O yüzden özellikle bittiği yeri göstermek istedim. 240 metre uzunluğunda iple çalıştığımızda 3 yumak bitiyor. 4. yumaktan çok az bir miktar kullanıyoruz. Ama 250 metre uzunluğunda iplerden kullanırsanız 3 yumak yeterli oluyor. Şu ters sıramı örüp bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar 80 ilmekle başlamıştık kapşonumuza. Birleştirerek kesme tekniği kullanacağız. Örerek keseceğiz bunu. O yüzden 40 ilmek düz örgü öreceğim. Şöyle sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Arkadaşlar şu ipimi başladığım yerdeki ipimi de şöyle bağlıyorum. Çok sıkmadan, örgümüzü bozmadan sonra bunu yürüteceğim. Kaçtı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39 ve 40. Arkadaşlar örgümüzü şimdi ters tarafından ikiye katlıyoruz. İki şişimizde de 40'ar ilmeğimiz var. Şimdi arkadaşlar üçüncü bir şişle birlikte örerek kesmeye başlayacağız. Şişimizin birinden önce bir ilmek aldım, sonra diğerinden aldım ve ördüm. Sonra bu ilk ilmeğim şişimde duracak. Ondan sonra yine iki ilmekten örüp kesiyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Sonra kesiyorum. Örüyorum ve kesiyorum. Şöyle arkadaşlar, bir bu şişten ilmek alıyorum, bir diğer şişten ilmek alıyorum. Örüyorum ve kesiyorum. Bir bundan, bir bundan örüyorum ve bu şekilde kesiyorum. Arkadaşlar ben sizi bekletmeyeyim. Kapşonumun tamamını kesip geliyorum. Evet arkadaşlar, örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimin tamamını kestim, bitirdim ve ipimi uzunca keserek kapşonumu bitirdim. Gördüğünüz gibi büyüklük olarak da gayet güzel bir kaşkol kapşon örmüş olduk. Bu arada arkadaşlar sanırım çok yoruldum yine. Çok yorulunca böyle dilim sürçmeye başlıyor. Şimdi arkadaşlar buna pompon çalışması yapacağız. Bu arada ben hırkama düğmelerimi diktim. Son bir düğmeyi sizinle birlikte dikmek istiyorum. Arkadaşlar düğmelerimizi dikerken sayıyoruz. İlik olan kısmımıza kadar 1, 2, 3 diş haroşa sonra ilk iliğimizi açmıştık. Diğer tarafta da 1, 2, 3 diş haroşayı bulunca düğmemizi dikmeye başlayacağız. Tam ortadan değil arkadaşlar, biraz bedene doğru düğmemizi dikersek hırkamızın önleri açılmaz. Daha düzgün görünen bir görüntü elde etmiş oluruz. Ben pembe rengime uygun olarak koyu pembe ve uğur böcekli güzel bir düğme kullanmak istedim. Hırkama da çok yakıştı. Tahta düğmeler de çok yakışıyor arkadaşlar. Ben bugün değişiklik olsun diye bu şekilde çalıştım. Normalde tahta düğme çok kullanıyorum. Bu modele çok yakışıyor. Ve arkada da son bir düğüm atarak düğmelerimizi de dikmiş olduk. Örgümüzün içinden iğnemizi geçiriyoruz ve kesiyoruz. Şöyle düğmelerimizi bir kapatalım. Hırkamızı görelim. Sonra pompon yapıyorum bu hırkaya ve bağcık yapıyorum arkadaşlar. Bağcık yapımını biliyorsunuzdur herhalde. 3 kat ip kullanarak ben bağcık yapıyorum. İki ucunda vuruyorum. İyice vurduktan sonra iki ucu birleştirip bağcık şeklini, vurularak bağcık şeklini almasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir hırka oldu. Kullandığımız iple şişimiz çok uyumlu oldu. Hani ne böyle sık denebilecek gibi sert bir örgü oldu, ne de bol bir örgü oldu. Tam böyle iple şiş harika bir şekilde uyum sağladı. Çok güzel bir hırka örmüş olduk. Şimdi arkadaşlar çabuk bir şekilde, yine sizin vaktinizi çok almadan papyonumu pomponumu arkadaşlar, gerçekten çok yoruldum demek.
Pomponumu yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar, pompon aparatı kullanıyorum. Aslında pompon yapımı ile ilgili kanalımda videom var. Ona bakabilirsiniz. Şu şekilde aparatın iki tarafına da ip sararak pomponumu yapıyorum. Şimdi ben sizi daha fazla bekletmeyeyim. Sarma işlemini tamamlayıp geleyim. Evet, aparatımın her iki tarafına ipimi sardım. Sonra şu orta kısımlardan, yuvadan ipleri kestim. Bir böyle yarım metre uzunluğunda bir ipin yardımıyla şu aparatın arasından bu ipimi geçirip düğüm atıyorum arkadaşlar. Bu düğümü lütfen sıkı atın. Şimdi bu tarafta tekrar düğüm atacağım. Pomponumuzun iplerini bu iple sabitliyoruz. O yüzden ne kadar sıkı ve sağlam düğüm atarsanız pomponunuz o kadar sağlam olur. Yoksa dağılabilir. Bunu da bu şekilde sağlamlaştırdıktan sonra artık pomponumuzu aparattan çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir pompon oldu. Büyüklük olarak da bu hırka için ideal büyüklükte. Şöyle bakın. Dediğim gibi arkadaşlar, pompon yapımı ile ilgili kanalımda video var. Detaylı yapımını görmek isteyen, öğrenmek isteyen arkadaşlar olursa o videomu izlesinler, o şekilde pomponlarını yapsınlar. Arkadaşlar, şu uzun olan büyüklük, uzunlu kısalı ipler var. Onları biraz makas yardımıyla düzeltmem lazım. Ben düzeltip geliyorum. Pomponumdaki fazlalıkları da aldım. Şimdi kapşonuma yerleştireceğim. Arkadaşlar, şu şekilde göstereyim. Şu tam kapşonumuzun sivri ucu. Şöyle bir kenarından ipimi aldım. Biraz 1 santim kadar ilerisinden arkadaşlar. Çok yan yana ipleri almıyoruz. Diğer ipi aldım. Şimdi burada sıkı bir düğüm yapacağım. Pompon sıkı bir şekilde otursun kapşona. Düzgün bir görüntü versin. Bunu da birkaç kere sabitledikten sonra önce şöyle tığımla örgünün içerisine fazla ipimizi gizleyeceğim. Ve geri kalan iplerimi keseceğim. Evet, böylece pomponumuzu da çalıştık. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir pompon çalışması oldu. Şimdi arkadaşlar, son olarak kapşonumuzu hırkamıza yerleştireceğiz. Dediğim gibi isteyen arkadaşlar iğne ve iplik yardımıyla bunu yapabilirler. İsteyen arkadaşlar kolda çalıştığımız şekilde tığla birlikte yerleştirebilirler. Şimdi tığla beraber nasıl yapıldığını ben sizden paylaşayım. Arkadaşlar, burada da şu orta çizgimiz, hırkamızın şöyle ikiye katlayalım. Tam ortasını bulalım. Şurası oluyor. Şundan şunu geçici olarak ben sabitliyorum. Bu sadece geçici bir sabitleme. Orta yerim belli olsun diye arkadaşlar. Şimdi hırkamla kapşonumu yan yana getiriyorum. Düz tarafları içe bakacak şekilde çalışacağız. Hırkamın başlangıç
Haruşa kısmına önce şu ipi şu şekilde yerleştiriyorum. Sonra tekrar şu şekilde hem sabitleyeceğim hem ilmek çıkaracağım. Ve artık arkadaşlar kaydırma tekniğiyle kapşonu hırkama bu şekilde yerleştireceğim. Tıpkı kolda yaptığımız gibi hem çok düzgün bir görüntü oluyor, hem çok rahat bir çalışma oluyor. Başlangıç ipimizi de uzun bırakmıştım arkadaşlar, hatırlıyorsunuz. Düğüm olmadan böyle temiz bir şekilde o bıraktığımız uzun ip sayesinde tertemiz bir birleştirme çalışması oluyor. Arkadaşlar şöyle yakın göstereyim. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde birleşiyor. Şimdi ben bütün yaka boyunca kapşonumuzu yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar, kapşonumu hırkama tamamen yerleştirdim. Düğümledim. Fazla olan ipimi örgümün içinde gizledim. Ve fazla olan ipimi kestim. Sonra arkadaşlar size bahsettiğim burgulu bağcık çalışmasını yaptım. Bunun için de arkadaşlar böyle 2-2,5 metre uzunluğunda örgü ipimden 3 parça ya kullanarak, 3 kat kullanarak iki uçtan, şurada gördüğünüz gibi bırakamıyorum elimden çünkü bozulacak. İpimi burdum. Ondan sonra şuraya bir düğüm atarak sabitledim ve arkadaşlar bu şekilde bunu iki kişi yaparsanız daha rahat olur, eğer biri size yardım ederse. Maalesef benim yardım edecek hiç kimsem yok. Kendi kendime yapıyorum. Hem burgumu hem şu andaki çekimimi, her şeyimi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir bağcık elde etmiş olduk. Son olarak bağcığımızı da hırkamıza geçirelim. Onu da tığımın yardımıyla arkadaşlar hemen kapşonumun altından başlıyorum yerleştirmeye. İlik düğme kısmının bittiği yerden başlıyorum. Şuraya hemen düğüm atmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kullanarak rahat bir şekilde hırkama yerleştiriyorum. Şöyle. Aynı aralıklarla yapmaya gayret edelim. Şimdi arka kısmımızda da tam karşılığını alalım. Şöyle bir, şöyle iki ve şöyle. Arkadaşlar baştan sona hırkanın yapımını sizlere özellikle bağcığına kadar anlattım. Çünkü bazı arkadaşlar eksik olan kısımları merak ediyor. Oraları neden anlatmadığımı soruyor. Ben de o yüzden bu anlatımımı eksiksiz bağcığından düğmesine kadar her şeyle anlatmak istedim. Umarım anlaşılır olmuştur. Ben örerken çok keyif aldım. Rengi çok hoşuma gitti arkadaşlar. İp çok güzeldi. İnşallah izlerken siz de aynı keyfi alırsınız. Güzel yorumlarınız için, bol bol yaptığınız beğeniler için çok ama çok teşekkür ederim. O kadar güzel şeyler yazmışsınız ki arkadaşlar, okudukça mutlu oluyorum. Çalışırken gerçekten çok yoruluyorum. Çünkü hiç yardım eden kimsem yok.
Kamerayla çekimi de kendim yapıyorum, örüyorum, anlatıyorum ve saatlerimi alıyor. Arkadaşlar emin olun şu an 30 dakika olmuş benim çekimim. Ama ben tam 7 saat 15 dakikadır çalışıyorum. Yani 7 saatlik bir çalışmanın sonucunda şu seyredeceğiniz videonun çekimi hazırlanmış oluyor. Bir de bunun edit kısmı var arkadaşlar. Bir de editleniyor videolar. O yüzden arda arda video beklerken sitemeden arkadaşlar oluyor. Hemen ikinci videonun, üçüncü videonun yayınlanmasını bekliyorlar. O arkadaşlar da lütfen biraz daha anlayışlı olsunlar. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde videolarımı çekip sizin izleyebileceğiniz hale getirip yayınlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bayağı yoruldum ama sonuç olarak yine çok güzel bir çalışma yapmış olduk. Ben bazı örgülerimde kendimi eleştiririm. İşte şurası şöyle olsaymış daha güzel olurmuş. Burasını böyle yapsaymışım daha iyi olurmuş derim. Hatta bazen oturur sökerim ve düzeltirim. Ama bu çalışmada kendime 10 üzerinden 10 verdim arkadaşlar. Ben çok beğendim. Sıfır hatalı, harika bir çalışma oldu. Şimdi arkadaşlar bu bağcıklarımın uçlarını düğümleyeceğim. Ve şöyle biraz ipini uzun bırakıyorum. O da ayrı bir hava katıyor hırkaya. Bu bağcıkları arkadaşlar yaptığınız bağcıklı patiklerde de kullanabilirsiniz. Çok güzel oldu. Her şeyiyle çok beğendim. Evet arkadaşlar şöyle arkasına bakalım. Şöyle yan çevirip bakalım. Yani her şeyle çok güzel bir çalışma olmuş oldu. Ben de çok beğendim. Şimdi arkadaşlar kaç yumak ip gitti diyen soran arkadaşlar için 240 metre uzunluğunda Alize Baby Best'le hırkamızı ördük. 3 yumağımız bitti ve 4 yumaktan çok az bir miktar kullandık. Eğer 250 metre uzunluğunda olan iple çalışırsanız arkadaşlar 3 yumak yeterli olacak. Şöyle yapalım son olarak. Evet. Hırkamız bitti. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hırkada herhangi bir buhar, ütü vesaire hiçbir işlem yapmadık. Sadece ördük, katladık ve sonuç bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir model anlatımının daha sonuna geldik. Beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Şayet halen abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Umarım atladığım bir yer olmamıştır. Mümkün olduğu kadar ayrıntılı şekilde anlatmaya çalıştım. Bir başka modelde yine birlikte olabilmek dileğiyle hepinize hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.